Merhabalar. Aklın, bilimin ve vicdanın peşinden gittiğimiz dünyanın binbir haline hoş geldiniz. Bugün tarıma bakacağız. Tarımda söylenmeyenleri, tarımda rakamlar asıl bize ne diyor ona bakacağız. Ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Ne göreceğiz aslında? Tarımda Türkiye aklını mı kaçırdı? Neden bu kadar başka ülkelerin çiftçilerine para aktarıyoruz ithalat yaparak, kendi çiftçimiz bu kadar fakirken diye soracağız. Ama sizinle çok önemli bir veriyi paylaşmak istiyorum. Bize öncelikle yazın, ithal tarım ülkesi hashtag'iyle bize yazabilirsiniz. Yazın, görüşlerinizi bizimle paylaşın, biz de onu tekrar ekranlarda yayınlayalım. Şimdi Türkiye zeytinyağının tonunu 3.198 dolara ihraç ediyor. Üstelik bunu her yıl yapabilirsiniz. Ama biz o zeytinleri kesip tonu en fazla 600 dolara, ortalama 500 dolara ihraç edilen mermer çıkarmaya çalışıyoruz. Üstelik o mermer ocağında bir kere çalışabilirsiniz. Mermer bittiğinde sen sağ ben selamet. Zeytinse öyle bir şey değil. Ölmez ağacı. Çocuğunuz da çalışır, torununuz da çalışır. Torunu 3.200 dolara ihraç edilen bir ürünü sırtımızı dönüp, tonu 500 dolara ihraç edilen bir ürünü çıkarmamız, zeytinleri kesip mermere dönmemiz herhalde çok da akıllıca bir davranış değil. İşte şimdi biz aklın ve bilimin peşinden gidelim ve tarıma biraz ayrıntılı bakalım. Bekle. Dünya üzerinde yaptığınız her şey, isterseniz Mars üzerinde yapın, insanın yaptığı her şey bilime, akıla yakın olmak zorunda. Bunun sanayi olması şart değil, teknoloji olması şart değil. Tarım olduğunda da bilimin ve aklın peşinden gideceksiniz. Eğer bilimin ve aklın peşinden gitmezseniz geride kalırsınız, kaybedersiniz, başkaları sizi geçer, fakir kalırsınız, yoksul kalırsınız, köylünüz de yoksul kalır, fakir kalır. Siz de kaliteli, uygun fiyatlı gıda ürünlerine erişemezsiniz. Bilim ve akıl her yerde eşlikçimiz olmak zorunda. Gittik, hocalarımıza sorduk. Bilim ve aklın tarımdaki yeri nedir dedik. Tarım aslında bir ekonomik faaliyet. Yani orada bir şey yaptığınız zaman buradan bir ekonomik getiri elde edeceksiniz. Sadece geçimlik tarım dediğimiz, insanların sadece karnını doyurmasına yönelik bir çiftçilik, çiftçilik değildir. Artık o dönemler çok geçti biliyorsunuz. 10 bin sene geçmiş. Biz hala bazen ona takılıyoruz. Ama bilim ve teknoloji mevcut alandan maksimum üretimi sağlarken de çevreye minimum zararı vererek yapılmalı. Yani bizim sürdürülebilir tarım yapıyor olmamız lazım. Bunun için de bilimin, teknolojinin sağladığı her türlü imkanı araştırıp kullanmaya cesaret göstermemiz gerekiyor.
Bilimin ve aklın peşinden gitmediğinizde ne olduğunu size şimdi birkaç rakamla vereceğim. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı raporunu açıkladı. Ne gördük orada? Şunu gördük. Dolma biberin üreticideki satış fiyatı 137 kuruş. Tüketicinin bunu yiyiş fiyatı, yani masasına geliş fiyatı 667 kuruş. Salatalığın üreticiden çıkış fiyatı 112 kuruş. Tüketiciye maliyeti 518 kuruş. Sivri biberin tarladan çıkış fiyatı 155 kuruş. Sivri biberi sizin masanıza geldiğindeki fiyatı 676 kuruş. Taze soğanın diyor Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılında tarladan çıkış fiyatı 219 kuruş. Buna karşın tüketiciye maliyeti 909 kuruş. Domatesin üreticiden çıkış fiyatı 125 kuruş. Tüketicinin bunu yeme fiyatı 270 kuruş. Havucun üreticiden çıkış fiyatı 69 kuruş, 208 kuruş tüketicinin buna ödediği bedel. Peki bu kadar büyük fark neden ortaya çıkıyor? İşte aklı ve bilimi tarıma sokmadığımız için. Bu tabii tüketim tarafı ama bunun bir de üretim tarafı var. Türkiye'nin tarımsal üretiminde birkaç ürün hariç, ki onları da göreceğiz, büyük bir düşüş var. Türkiye 2002 yılında 650 bin ton nohut üretirken 2016 yılında 455 bin ton nohut üretmiş. Türkiye 2002'de 500 bin ton kırmızı mercimek üretirken 345 bin tona düşmüş. Yeşil mercimek 65 bin tondan 20 bin tona düşmüş. Kuru fasulye 250 bin tondan 235 bin tona düşmüş. Ama o arada bir şey olmuş. Türkiye'nin nüfusu 69 milyondan 79 milyona gelmiş. Nüfusunuz 10 milyon artarken birçok üründe üretiminiz düşmüş. Aynı şey pamukta geçerli. Pamukta 2,5 milyon ton üretim yaparken Türkiye 2002 yılında 2,1 milyon tona düşmüş 2016'da. Patateste 5,2 milyon tonluk üretim yaparken 4,7 milyon tona düşmüş. Buğday, halkımızın en önemli gıda maddesi ekmek. Birazdan ayrıntısına gireceğiz buğdayın, şaşıracaksınız. 19,5 milyon ton üretirken Türkiye 2002'de 20,6 milyon tona çıkmış sadece. Ama o sırada nüfus 10 milyon kişi tonlardan bahsedince artmış. Peki hiç mi iyi bir şey yok? Üretimi artan hiç mi ürün yok? Bazı ürünlerde üretim artmış. Neden? Çünkü iyi planlama yapmışız. İyi hesap yapmışız. Örneğin Çeltik'te 360 bin tondan 920 bin tona çıkmış Çeltik üretimi. Ayçiçeği 850 bin tondan 2 kat artmış. 1 milyon 670 bin tona. Mısır'da 2 milyon 100 bin tondan 6 milyon 400 bin tona. 3 kat artırmayı neredeyse 3 katın üstünde başarmışız. Yani iyi planlamayla biz bunu başarabiliriz. İyi planlama, doğru planlama her şeyi halledebilir. Şimdi bakalım Türkiye'nin tarımına ilişkin uzmanlar bize ne diyor? Bir dinleyelim, sonra size göstereceğim grafikler var. Türkiye buğdayın ana vatanıdır. Ama Türkiye bugün baktığımızda 2 milyonla 5 milyon ton arasında değişen miktarlarda 1-1,5 milyar dolarda döviz ödeyerek ana vatan olduğu buğdayı Rusya'dan alıyor. %70'lik bölümünü. Buğday ekim alanlarının 17 milyon dönüm küçüldüğünü, toplamda da tarım alanlarının 30 milyon dönüme yakın küçüldüğünü görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun sayfasından. Bir Belçika'nın büyüklüğüne eşdeğer bir miktarda alanı Türkiye artık tarım politikaları nedeniyle ekmez oldu. Şimdi son dönemde sürekli duyduğumuz bir şey var. Rusya ile domates kriziyle yatıyoruz. Domates krizi. Rusya domatesimizi alacak mı, almayacak mı? Biliyor musunuz? Türkiye Rusya'ya sattığından çok daha fazla tarım ürünü ithal ediyor Rusya'dan. Türkiye Rusya'ya 2016 yılında 331 milyon dolarlık tarım ürünü ihraç etmiş. Buna karşın Rusya'dan 1 milyar 286 milyon dolarlık
tarım ürünü ithal etmişiz. Biz domatesi konuşurken Rusya bize buğday satıyor, Rusya bize ayçiçek satıyor. Biz bir domatesin peşinde koşarken, aa sadece bu 2016 yılında mı böyleymiş? Hayır, öyle değilmiş. 2014 yılında Rusya'ya 1.3 milyar dolarlık tarım ürünü satmışız. Buna karşın 2.8 milyar dolarlık almışız. Kriz başlayınca Rusya ile aramıza ihracatımız 900 küsur milyon dolara düşmüş. İthalatımız 1.8 milyar dolar. İki kat. 2016 yılında 331 milyon dolara düşmüş ihracatımız. Buna karşın ithalatımız 1.3 milyar dolar. Bu bize ne gösteriyor? Biz bir domates satabilmek için kendimizi paralarken Rusya'ya, Rusya bize buğday satıyor, Rusya bize ayçiçek yağı satıyor. Şimdi de Rusya'dan et ithalatı için görüşmeler yapılıyor. Demek ki burada ciddi bir sorunumuz var. Türkiye'nin tarımsal ürün ithalat ve ihracatına baktığımızda acayip bir şey görüyoruz. Biz kendimizi çok iyi bir tarım ülkesi olarak görüyoruz. Ama işin rengi öyle değil. Şimdi tarım ihracatına sadece gıda diye bakmıyoruz. Bir de tarımsal ham maddeler var. Örneğin demin bahsettiğim ayçiçek yağı gibi. Türkiye çok büyük bir ithalatçı orada. Örneğin pamuk gibi tarımsal ham maddeler var endüstride, sanayide kullanılan. İşte bunları topladığımızda 2003 yılında Türkiye 5.2 milyar dolarlık ihracat yaparken 5.3 milyar dolarlık ithalat yapmış. 2010'a gelindiğinde ihracatımızı çok ciddi artırmışız. 12.7 milyar dolara çıkmış ama ithalat da 12.9 milyar dolar olmuş. 2016 yılında 16.8 milyar dolarlık ihracat yaparken 15.6 milyar dolarlık da ithalat yapmışız. 2003-2016 arasında 13 senede Türkiye'nin tarımsal ürün ve ham madde ihracatı 175.8 milyar dolar yani 176 milyar dolar. Buna karşın ithalatı 171 milyar dolar. Yani nete baktığınız zaman biz 5 milyar dolar ithalattan daha fazla ihracat yapabilmişiz sadece. Peki nereye ne kadar para vermişiz? Hangi ürüne ithal ederken ne kadar para vermişiz? Türkiye 2003-2016 arasında resmi verilere göre yağ ve yağlı tohumlara 35.7 milyar dolar vermiş. Petrolden sonraki en büyük ithalat kalemimiz yağlı tohumlar ve yağ ithalatı. Hububata 17.5 milyar dolar. Türkiye'nin her tarafının buğday ovalarıyla dolu olduğunu söyleriz ama şöyle değil. 17.5 milyar dolarlık 2003-2016 arasında ithalat yapmışız. Pamukta 17.4 milyar dolar, buğdayda 11.8, küspede 4.9 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Tarım ithalatına biraz daha ayrıntıyla bakalım dediğimizde ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Mısır'a 3.1 milyar dolar vermişiz. Bakliyata 2.9 milyar dolar vermişiz. Bir zamanlar dünyanın büyük bakliyat ihracatçılarından biriydi Türkiye. Çeltik pirinç 2 milyar dolar, mercimek 1.8 milyar dolar. Demek ki bakliyat tarafında da bir sorun var. Bunu da gittik uzmanlara sorduk. Ya biz niye kuru fasulyeyi, nohutu ithal ediyoruz diye. Neden sorduk? Şundan sorduk. Kısa bir süre önce bir haber okudum. Çorum leblebisi için Kanada'dan nohut ithal etmişiz. Onu Çorum'da kavurup Çorum leblebisi olarak yiyecekmişiz. Kurak alanlarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım garantisi de verilerek nohut ve mercimek tarımı yapılmaya başlandı. Ve Türkiye, bakın, hala literatürde önemli mercimek ihracatçısı ülkeler arasında geçer 1980'lerin yüzü suyu hürmetine. Yani üreticiye üret, pazarlama sorunu yaşamayacaksını gösterdiğiniz zaman çiftçimiz büyük bir üretim şevkine ve enerjisine sahip. Nohut da aynı şekilde üretildi ve Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden de tüm dünyaya servis edildi. Fakat 1990'lı yılların başında destekleme alımlarına son verilmesi çerçevesinde
gerileye gerileye o tarımımız bugün bakıyoruz. Menşei Türkiye olan mercimek, menşei Türkiye olan nohut bulabilmek artık pazarda ve marketlerde imkansız hale geldi. Peki nerelerden ne ithal ediyoruz? Meksika, Kanada ve Hindistan'dan nohut alıyoruz. Kuru fasulyeyi Kırgızistan, Çin, Arjantin, Mısır'dan alıyoruz. Kırmızı et Brezilya, Fransa, Almanya, Bosna, Hersek'ten geliyor. Şimdi Sırbistan ve Rusya'yı bekliyoruz. Yeşil mercimek Kanada, Hindistan'dan geliyor. Bezelye Amerika ve Ukrayna'dan geliyor. Buğday Rusya ve Fransa'dan geliyor. Bugün aslında biz sığır ithalatına bakmayacağız ya da et ithalatına bakmayacağız. Ama Türkiye sığır ithalatında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke olmuş. Bunu kim söylüyor? Ali Ekber Yıldırım söylüyor. Ali Ekber Yıldırım, bu ülkede herkes tarım konusunda konuşmaya cesaret edemezken, susmuşken bütün gerçekleri çıplak bir şekilde anlatan kişi. Türkiye'de tarım konusunda onun kadar yetkin bir haberci yok. Dolayısıyla biz de ona canlı olarak sormak istedik. Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası, internet üzerinden okuyabilirsiniz Tarım Dünyası sitesinde. Aynı zamanda Dünya Gazetesi'nde de yazıyor. Şimdi hoş geldin yayınımıza Ali Ekber Yıldırım. İyi yayınlar Emin Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben hiç kaçırmadan her yazını okuyorum. Hatta bazen geriye dönüp bir daha okuduğum oluyor. Şu sığır eti meselesini, ithalatı meselesini buraya koymamın nedeni, bugün biz et konuşmayacağız ama, senin bir yazındı. Saman ithalatı. Evet. Tarihimizde ikinci kez saman ithal ediyoruz. Üstelik çok kısa bir süre önce bir kere daha ithal etmiştik. Sen bunun ayrıntılarını yazdın ve ben gerçekten şaşırdım. Bunu nasıl Türkiye hesaplamış olamaz? Hani saman ithaline zaten şaşırıyorsun da nedenini öğrenince gerçekten şaşırdım. Bir onu bize anlatır mısın? Neden Türkiye bu sene saman ithal ediyor? Evet, öncelikle çok teşekkür ederim tarım konusundaki duyarlılığınız için. Çünkü belirttiğiniz gibi tarım konusu Türkiye'de yeterince önemsenmediği için biraz önce verdiğiniz tablo karşımıza çıkıyor. Saman ithalatı ilk kez 2012 yılında yapıldı ve 2012 yılı tabii ki önemli bir dönem. Çünkü Türkiye 2007-2008'de ciddi bir kuraklık yaşadıktan sonra önce sütte, daha sonra kırmızı ette ciddi bir kriz çıktı ve Türkiye bu krizi aşmak için de bir yandan hızla ithalata yönelirken bir yandan da yeni yatırımcılara sıfır faizli, düşük faizli kredi vererek birçok işletmenin, birçok çiftliğin kurulmasını sağladı. Aslında o çiftliklerin kurulması için ihtiyaç duyulan damızlık hayvan, besilik hayvanın da büyük bölümü yine ithalatla karşılandığı için hem verilen destekler hem verilen krediler büyük oranda yine ithalata gitti. Fakat bu arada bir şeyi unutuldu. O da bu ithal edilen, zaten Türkiye'de ciddi bir yem açığı var. Sadece kaba yemde Türkiye'nin 71 milyon ton ihtiyacı olmasına rağmen 58-59 milyon tonluk bir üretim yapıyor. Dolayısıyla maalesef 15 milyon tona yakın bir açık varken bir de bir yandan hızla hayvan ithalatı yapılıp yeni çiftlikler kurulduğu için Türkiye'de bir yem problemi ortaya çıktı. Burada biraz önce başlarken programa şunu söylemiştim. Yani tarıma aklı ve bilimi katmadığımız için bu sorunların önemli bir bölümünü yaşıyoruz. İşte saman ithalatının altında da biraz bu aklı ve bilimi katmayışımızın bir nedeni var. O da şu. Hani sıfır faizli krediyle kurulan bu büyük çiftlikler tarımı ve hayvancılığı bilmedikleri için piyasadan saman bu sene az olacak denilince hızla saman toplamaya başladılar. Bilmiyorlar çünkü bir hayvanın ne kadar saman tükettiğini, ne kadar yonca tükettiğini, hatta yemcilere sorduğunuz zaman bazı çiftlikler hani yonca diye başka bir ot göndersek onu bile yonca diye yedirecekler hayvanlara diye. Bu bilinçsizlikle Türkiye'de bir saman kıtlığı oldu ve aslında saman gibi ürünler ithalatı yasak ürünlerdi. Ve ilk kez 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla bu yasak kaldırıldı ve Türkiye saman ithal etmeye başladı.
Daha sonra 5 yıl sonra işte bu yıl tekrar gündeme geldi. Şimdi bu yıl baktığımız zaman ortada bir kuraklık yok. Evet. Herhangi bir hani saman kıtlığına neden olabilecek bir sorun görünmüyor. Fakat perde arkasına baktığımızda sizin sözünü ettiğiniz yazıda bunu ayrıntılı olarak yazmıştım. Özellikle bizim saman ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Çukurova'da, o bölgelerde üretici tane bakımından daha verimi yüksek ama sap bakımından daha kısa bir tohum çeşidine yöneliyor. Ama bunu Tarım Bakanlığı dahil hiç kimse fark etmiyor. Yani bunun bir sap saman kıtlığına yol açacağını kimse tahmin etmiyor, öngörmüyor. Çünkü çalışmalar o kadar kopuk yapılıyor ki. Ve az olacağı için, saman üretiminin az olacağını gören tüccarlar samanı topluyor belli bir miktarda ve ondan sonra bekliyor kış döneminde fiyatlar yükselsin, ben bunu yüksek fiyata satayım diye. Burada bir de bir alışkanlık, biraz önce saydınız saman, birçok ürünü ithal ettiğimiz için yani ilk akla gelen hemen ithalat oluyor. Yani tüccarın elindeki o samanı almak veya bir şekilde samanla ilgili bir programınız olmadığı için hemen ithalata başvuruldu ve Bulgaristan'da saman ithal edildi. Şimdi yani İzmir limanında geçen hafta geldi bir gemide. Sen sürekli olarak ithalatla kırmızı et üretimini artıran bir model olamaz, tarımsal üretimi artıran bir model olamaz diyorsun. Bunu önümüzdeki hafta bize bir anlatmanı isteyeceğim tekrar ben senden. Ama kısa bir şekilde bir şey daha sormak istiyorum sana. FAO'nun sitesinde yaklaşık olarak 1,5 aydır dolanıyorum. Böyle binlerce belki farklı veriyi analiz ettim. Birkaç cümleyle bana şunu bir söyleyebilir misin? Hiç kuru kayısı üretmeyen Fransa, kuru kayısının tonunu 6290 dolara ihraç ediyor. Hiç kuru kayısı üretmeyen Almanya, ki normal kayısı da üretemez herhalde Almanya, kayısının tonunu 5000 dolara üretiyor. Dünyanın en büyük kayısı üreticisi olan, kuru kayısı üreticisi olan Türkiye 2794 dolara satıyor. Ya niye biz kayısının tonunu 2794 dolara satıyoruz da biz üretici olduğumuz halde? Bizden alıp satan Almanya 5000 dolara satıyor bunu. Burada herhalde üretim tarafında sorun olduğu gibi, hani deminden beri konuştuğumuz, bu da pazarlama tarafında da herhalde bilimi ve aklı kullanmıyoruz biz. Kesinlikle, çünkü yani dünyada kuru kayısı, fındık, incir, kuru üzüm dediğimizde üretici ülke olarak birinci derecede Türkiye. Yani biz bu ürünlerin hepsinde birinci sıradayız. Bunu üretiyoruz, fakat pazarlama konusunda belirttiğiniz gibi bunu pazarlayamıyoruz. Çünkü bu konuda bir politikamız olmadığı gibi, yani bizim bürokratımız, bizim bakanımız, bizim yöneticilerimiz yurt dışında tarım ürünleri konusunda bir çalışma içerisinde genellikle olmuyorlar. Bakın domates söylediniz. Rusya ile biz aylardır domatesi konuşuyoruz ki domates sembolik bir ürün. Ama Rusya diyor ki benden et almazsan domatesini almam diyor. Yani biz hiçbir ülkeye bunu söylemiyoruz. Biz kendi ürünümüzün, daha doğrusu tarımın yeterince farkında ve değerini bilmediğimiz için. Yani burada temel sorun tarımın önemsenmemesi aslında. Tarım ürünlerinin önemsenmemesi. Halbuki, yani patates mi üreteceğiz, otomobil mi üreteceğiz yaklaşımının sonucu bu. Halbuki dünyada tarımı halletmeden sanayileşmiş, gelişmiş, zenginleşmiş bir tek ülke yok. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri dahil. Birazdan biz de onun ayrıntısına bakacağız. Seninle de tekrar konuşacağız bu konuyu, çünkü bu haftada bırakmıyoruz sadece. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için şimdilik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Peki, neden ithal ediyoruz sorusu ayrı bir sorun. Demin gördük. Ama bir de ithal etmenin bir bedeli var. O bedel çok ağır olabilir Türkiye'ye. Yurt dışından getirdiğiniz sürece daha ucuza gelebilen ürünleri, bu sefer içeride çiftçi o ürünleri üretmemeye başlıyor. Diğer alternatif ürünlere yöneliyor. Alternatif ürünlerde de eğer aradığını bulamazsa bu sefer alanı terk edip şehirlere göç ediyor. İşte bugün o Belçika büyüklüğünde boş tarım arazilerimizin oluşmasının bir nedeni de budur. Peki çiftçi oralardan
kentlere göçtükçe, alanlar boş kaldıkça ne oluyor? O ucuza giriyor dediğimiz ürün daha pahalıya girmeye başlıyor. Bu sefer biz daha ucuza bunu yapardık diye tarlalara, bahçelere döndüğünüzde bu sefer o ürünleri yetiştirecek insan bulamıyorsunuz. Birçok ülke bunun acı sonuçlarını yaşadı. Dışarıdan un getirmek daha ucuz, benim ülkemdeki buğday daha pahalı diye Kuzey Afrika ülkeleri Amerika'nın o ucuz unlarını almaya başladılar. Ülkelerindeki buğday üretimleri bitti ve sonuçta birden un fiyatları yükselince biz buğdayımızdan üretiriz deyip tarlalarına döndüklerinde un yapacak buğday bulamadılar. Buğday yetiştirecek çiftçi bulamadılar. İşte dışarıdaki ucuzluğa kaçmak, içerideki üretimi bitirmek ve o üretim bittiğinde de o ürünü çok daha pahalıya yemek anlamına geliyor. Dünyanın büyük tarım ve gıda ihracatçılarını görüyorsunuz. Dünyanın en gelişmiş teknoloji ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın bir numaralı tarım ihracatçısı. 101 milyar dolarlık tarım ihracı diyor. Türkiye'nin bütün ihracatı 150 milyar dolar. İkinci sırada Konya'dan biraz daha büyük olan Hollanda var. 73.7 milyar dolar 2015 grafiğidir bu. 2016'da 85 milyarın üzerine çıkardı bunu. Üçüncü sırada Almanya var. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri, en sanayici ülkelerinden biri. 58,5 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Biz onları sanayi ülkesi zannediyoruz ama gördüğünüz gibi onlar aslında tarım ülkesi. Danimarka, Hollanda'dan birazcık daha büyük, Konya'dan birazcık daha büyük bir ülke. 15.4 milyar dolarlık tarım ihraç ediyor. 20. sırada Türkiye, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri coğrafi olarak, Rusya'nın ardından ikinci coğrafi olarak büyük ülke. 21. sırada 14.3 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edebiliyor Türkiye. Peki Türkiye'nin sorunu ne aslında? Türkiye'de gerçekten doğamız iyi, güzel, çeşitlilik fazla ama Türkiye'de kıraç alanlarımız, kuru alanlarımız, dağlık alanlarımız, yani tarıma uygun olmayan alanlarımız da çok fazla. Ama mevcut alan Türkiye'yi de 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra Türkiye'yi de coğrafyanın etrafında bulunan ülkeleri de besleyecek kapasiteye yahut toprağa, doğal kaynaklara sahip. Ama biz bunu akıllıca kullanamadığımız için ithal eder duruma düşüyoruz. Yoksa olur, kuraklık olur, şu olur, bu olur, beklenmeyen nedenlerle verim dünyanın her yerinde zaman zaman düşebilir. Ama Türkiye'deki planlamadan, yani üretim planlamasının yok olmasından kaynaklanıyor. Peki ne yapmamız lazım? Türkiye'nin ne yapması lazım diye de sorduk. Kısaca bir onu dinleyelim. Havza bazlı üretim planını bir hakkın yaparsak, üretim planını doğru yaparsak bir kere orada önemli bir yol kat etmiş olacağız. Ama bunun yanında yine bu başta modern biyoteknolojiler olmak üzere verimliliği artırmaya yönelik her türlü bilgi ve teknolojiyi kullanmamız lazım. Karar alma süreçlerinde aklımızı kullanmamız ve bilimsel verilere dayanmamız, duygusal, politik, şahsi, kişisel şeylerden, tercihlerden sakınmamız lazım. Öncelikle bu hedefleri ortaya koyup bilim, akıl süzgecinden geçirmeli ve ona göre bu hedefe yürümeliyiz. O zaman Türkiye 80 milyon değil 150 milyon insanı da besler. Çevre ülkeleri de çok rahat besleyebilecek potansiyele sahip. Yeter ki bilim ve akıldan uzaklaşmayalım. Yeter ki bilim ve akıldan uzaklaşmayalım. 1,5 aydır FAO'nun sitesinde dolaşıp duruyorum. Nelere bakmadım ki? Şimdi size 2 grafik göstermek istiyorum önümüzdeki haftanın konusuna dair. Hangi ülke patatesin tonunu ne kadara ihraç ediyor? Yani bir ton patatesi kaça satıyor hangi ülke? İtalya patatesin tonunu 658 dolara satıyor. İspanya patatesin tonunu 541 dolara satıyor. Hollanda patatesin tonunu 519 dolara. Fransa 395 dolara. Bizim patatesin tonu 136 dolar.
Niye bizim patatesin tonu 136 dolar? Öbür patatesler çok daha mı değerli, çok daha mı lezzetli? Bunu kendinize bir sorun. Bir de portakala bakmak istedim. İspanya portakalın tonunu 1113 dolara ihraç ediyor. Fransa portakalın tonunu 1065 dolara, Hollanda 1042 dolara ihraç ediyor. Hollanda'nın patates, portakal üretimi ne kadar? Sıfır. Hiç üretmediği portakalı alıyor, bir kısmını kendi yiyor, geri kalanı satıyor 1042 dolara ve biz 655 dolara ihraç ediyoruz. İşte bu pazarlamada da, üretimde de, planlamada da mutlaka ve mutlaka bilimi ve aklı işin içine sokmamız gerektiğini bize gösteriyor. Önümüzdeki hafta acaba geleceğin tarımı nasıl olacak? Şu anda bu geleceğin tarımını uygulayanlar var mı? Buna bakacağız. Sakın şöyle demeyin. Türkiye'de öyle bir şey olmaz. Bizim köylerimiz cahil, bizim öyle değil. Türkiye'de geleceğin tarımını şu anda uygulayanlar ve geleceğe daha da güçlü bir şekilde bakanlar var. Sizi onlarla tanıştıracağım. İnanamayacaksınız çünkü bilimin ve teknolojinin şiddetle birkaç yıl içinde vuracağı, etkileyeceği yerlerden biri tarım. O yüzden önümüzdeki hafta buna bakacağız. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir şey oldu bilim dünyasında. Tarım evet ama bir de ona bakmamız lazım. Ne oldu? Hatırlayacaksınız, Nobel ödüllerini size anlatırken çok önemli bir şey söylemiştik. Kütle çekim dalgaları Nobel ödülü aldı demiştik. İşte o Nobel ödülünü alan ekibin çalıştığı LIGO bu kez insanlık tarihinde ilk kez iki nötron yıldızının birbirinin etrafında saniyede 300 kez dönerek nasıl birbirini yuttuğunu gördü. Hem de 30 saniye boyunca. Bundan tam 132 milyon yıl önce Güneş'in kütlesinden 1.1 ile 1.6 kat daha büyük iki nötron yıldızı birbirinin çevresinde saniyede 50 kez dönerken hızlanarak saniyede 300 kez birbirinin çevresinde dönüp birbiriyle birleştiler. Ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki LIGO dediğimiz İki merkez ölçtü, öbürü de İtalya'daki Virgo ve biz artık bunu gördük. İlk başta birbirlerinin çevresinde saniyede 50 kez dönüyorlardı. Sonra birbirlerini yutmaya, kütle çekimin etkisiyle yutmaya başladılar. Saniyede 300 kez ila 350 kez birbirlerinin çevresinde dönüp birleştiler ve büyük miktarda enerjiyi evrene saçtılar. Peki nötron yıldızı ne diyebilirsiniz? Nötron yıldızı şu, Güneş'ten daha büyük bir kütle düşünün. O kütle bir süpernovanın kalıntısı ama 10-15 kilometreye kadar Güneş'i küçülttüğünüzü düşünün. 10-15 kilometrelik bir yarı çap içerisinde Güneş'ten daha büyük bir kütle var. İşte onlar nötron yıldızları. Bilim insanları bundan sonra çok daha fazla nötron yıldızı çarpışması bulmayı umuyorlar. İnsanlık tarihinde dönüm noktalarından birindeyiz. Çok önemli bir noktadayız. Peki bugün kitabımız ne? Çin geliyor diyoruz. Ekonomide geliyor, bilimde geliyor, uzay yarışında geliyor, askeri sanayide geliyor. Peki Çin gelişliğinde, Çin dünyanın çok yakınında bir numaralı ekonomisi olduğunda dünya nasıl bir yer olacak? Çin dünya ekonomisine yön verdiğinde dünyada neler yaşanacak? Çin hükmettiğinde dünyayı neler bekliyor diye bir kitap Akıl Çelen Kitaplardan çıktı. Martin Jackson kitabı. Hararetle tavsiye ediyorum. Çin geliyor demekle anlamak mümkün değil. Çin geldiğinde Türkiye'de neler olacak diye sonuç çıkarabilmemiz için dünyada neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bekliyorum. Evet, yazıyorsunuz bize ithal tarım ülkesi hashtag ile hepsini not ediyoruz. Evet, mazot gerçekten çok pahalı, tarımsal girdiler çok pahalı,
Çiftçi birçok ürünü küstü. Bu yüzden de kuru fasulyeyi ithal ediyoruz. Mercimeği, nohutu ithal ediyoruz. Bunlara bakacağız ayrıntılı bir şekilde. Ama bir kere daha başladığımız yere dönelim. Elinizde tonunu 3198 dolara sattığınız bir ürün var. Üstelik bu ürün öyle bir şey ki altın yumurtlayan tavuk. Her sene o yumurtayı satabilirsiniz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Toplumdan gelen baskılarla sanayi alanından ya da mermer ocağından çıkardığınız zeytinlikleri yeniden mermer ocağı açılabilir hale getiriyorsunuz. Mermerin tonunu en pahalısı 600 dolar. Ortalama olarak 500 dolara ihraç ediyorsunuz. 500 dolara sattığınız bir ürün için, tonunu 500 dolara sattığınız bir ürün için, tonunu 3198 dolara sattığınız bir ürünü keseceksiniz zeytini. Üstelik orada bir kere çalışabilirsiniz. Zeytinliklerde siz çalışırsınız, çocuğunuz çalışır, torununuz çalışır, torununuzun torunu çalışır. 1000 yaşında, 3000 yaşında zeytinler var dünyada. Aklımızı başımıza devşirmemiz, tarımda da geleceğe bakmamız, aklın bilimin peşinden gitmemiz lazım. Önümüzdeki hafta bizimle olun. Geleceğin tarımını Türkiye'de uygulayanlar nasıl uyguluyor? Ona bakalım beraber, bilimin ve aklın peşinden gitmeye devam edelim. Bizden bu kadar şimdilik. Bilimle kalın, akılla kalın ve tabii ki vicdanla kalın. Hoşça kalın.